Ama maalesef sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada da koronavirüs ortalığı kasıp kavuruyor. 50 milyonun üzerine çıktı vaka sayıları ki özellikle Avrupa kıtasında günde 30-40 hatta 50 binlere varan vakalar açıklanıyor. Can kayıpları iyice artmış durumda. Peki Avrupa genelinde son durum nasıl? Şimdi hemen başta Almanya olmak üzere Avrupa genelinin koronavirüsle mücadelesini değerlendirmek üzere Sabah Gazetesi Avrupa temsilcisi İsmail Erel'e El uzanalım ve sözü ona bırakalım. Evet, koronavirüste birinci dalgayı birçok ülkeye kıyasla çok hafif atlatan ve düşük ölüm oranlarıyla dikkat çeken Almanya ikinci dalgayı en ağır geçiren ülkelerden biri oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eğer dikkat etmezsek Noel dönemine kadar günlük 19.200 vakaya ulaşırız uyarısından sonra hükümet harekete geçmişti ve bu kapsamda hükümet kasım ayı boyunca geçerli olan kısmi bir kapatma kararı almıştı. Ancak buna rağmen vaka sayısının hızla artmasının önüne geçilemedi ve korkulan oldu. E, Merkel'in ulaşılması konusunda uyardığı rakama çok daha önceden erişildi ve günlük vaka sayısı bir kez daha rekor kırdı. Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde Almanya'da 23.542 yeni vaka kayıtlara geçti. Böylece Almanya'daki toplam vaka sayısı da 750.000'i geçerek 751.100'e ulaştı. 23.532 vaka Almanya'da şimdiye kadar bir günde meydana gelen en yüksek vaka oldu. Ölenlerin sayısı da ülkede hızla yükseliyor. Bir günde 215 ölüm olayı daha gerçekleşti ve ölenlerin toplam sayısı da 12.200'e yükseldi. Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak sayısında hızla azalması yetkilileri kara kara düşündürüyor. Alman siyasiler şimdiden basında çıkan Noel'de kısmi kapatma nedeniyle alınan bazı koronavirüs kuralları yeniden gevşetebilir, gevşetilebilir şeklindeki beklentilerine karşısına geçti. Siyasiler Noel döneminin normal bir Noel dönemi olmaktan uzak olacağını, ve birkaç haftaya kadar durumun çok iyiye doğru gideceğini düşünmediklerini bildirdi. Siyasilerin beklentisi Türk Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Biontech şirketinin ürettiği aşının bir an önce piyasaya çıkması yönünde. Öte yandan Biontech'in yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıktı saldırının arkasında kimin ya da hangi grubun olduğu belirlenemezken şirketin önlemlerinin yeterli olduğu ve güvenlik duvarının aşılamadığı açıklandı diyerek sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.